Tekrar merhabalar. Siyasal düşünceler tarihi dersimizde İslam siyasi düşünceler tarihine giriş. Bu dördüncü sunumumuz ve dördüncü dersimizde Hazreti Muhammed dönemi siyasal olaylarını verdikten sonra peygamberin vefatıyla birlikte ilk dört halife dönemi ya da emiril mümininlik dönemi diye bilinen dönemi anlatacağız. Özellikle ilk dört halife olarak bilinen işte Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali ve bunlar halifeler dönemi, dört halife dönemi denilen Hulefai Raşidin dönemi diye de literatürde geçer. Doğru ya da doğruluğa erişmiş hilafet yönetimleri ya da Raşid halifeler dönemi diye geçer. Ondan sonraki dönem mülk yönetimi ya da saltanat yönetimine geçiş dönemi diye bilinen Muaviye'nin 5. halife olmasıyla başlayan yani Ümeyye oğullarından Muaviye yani Emevi devleti ve arkasından Abbasiler döneminden kısaca bahsedeceğiz süreç içerisinde. Ama bugün şimdi emirlik kavramı ne geliyor? Emiril müminin yani müminlerin emiri. Emir burada emir kavramı biraz da iş kavramıyla ilintili bir kavramsallaştırma. İş burada işte siyasal topluluğun, ümmetin aslında ortak kamusal işlerine atıf yapmaktadır. Yani işler konusunda onlarla ey Muhammed danış derken Kur'an'daki ifade ve Şura suresinde de geçen ifade olarak iş konusunda onlarla istişare danış derken bizatihi Allah peygambere dahi ki peygamberin iki yönü var. Yani Hazreti Muhammed'in bir risalet görevi var. Tanrı'dan vahiy alan rasul, haberci, nebi ve görevi var. Ve aynı zamanda da peygamberin bir taraftan da işte Medine Site Devleti ile birlikte Mekke daha çok inanç, itikat, ibadetin vurgulandığı Medine Site Devleti ile de artık peygamberin Medine vesikası ile birlikte bir tür siyasi toplumu inşa etme olayıyla birlikte bir siyasi yönetici bir olarak bir lider olarak ortaya çıkmasıyla ilgili bir husus. Doğrudaki bu dolayısıyla emirlik işle ilgilidir. Kamusal işlerle ilgili ümmetin topluluğun ortak işleriyle ilgili bir şeydir. Yani müminlerin emiri derken emir bu anlamda ortak işler, kamusal işlerle ilgilidir. Bir taraftan da bu emir kavramı sadece işte emretme ve itaat etme ilişkisini içerse de bir taraftan da umur kavramıyla ilgili bir şeydir. Umur kavramı ise bir mülhem olarak yorumlandığında ümmetin yani topluluğun, halkın neyse işte tebaanın, siyasi toplumun bu süreçe göre, tarihsel sürece göre değişiyor bu tür kavramsallaştırmalar. Onların ortaklaşa kamusal işleri konusunda bir yük almak, bir sorumluluk almak, bir yük almak anlamına geliyor. Yani umur, hani bizim Türkçe'de umurumda değil diye bir ifade yani benim umurumda değil, eyvallahım yok falan. Aslında umur almak, yani bir emretmek sadece emretmekle ilgili değildir. Bu siyasetin okunuş tarzı olarak da aynı zamanda yönetici bir taraftan da bir sorumluluk almaktadır, bir yükümlülük almaktadır. Hatta modern siyaset döneminde dahil Türkiye'nin siyasal hayatında da pek çok siyasi liderler, işte başbakan, cumhurbaşkanı vesaire falanlar ya da siyasal parti liderleri aslında siyasete katılmakla, siyasete girmekle toplumun kamusal ortaklaşa işlerinin sorumluluğunu, yükümlülüğünü almakla büyük bir ateşten gömlek, siyaset ateşten gömlek giymek gibi ifade edilir. Yani aslında kolay değil. Sadece bireysel sorumluluklar değil kişinin artık toplumun ortaklaşa tüm kamusal işlerle ilgili sorumluluk almaktır. Ve bir tür umur almaktır, bir tür yükümlülük almaktır ve ateşten gömlek giymektir. Yani kolay bir şey değildir. Eğer bu sorumluluğu yerine getirmek her babayiğidin harcı değildir, her liderin harcı değildir anlamında bunu da bir giriş olarak söyleyelim. Dolayısıyla peygamberin vefatından hemen sonrasında Müslümanların, siyasal toplumun karşılaştığı en büyük kriz neydi? Din ve siyasete ilişkin. Yani aslında din ve siyaset burada bir ayrı bir terkip değil. Yani ümmetin, toplumun, siyasal topluluğun, toplumun dünyevi
ruhani, siyasi ve dini işlerini kimin üstleneceğine ilişkin bir mesele. Peygamber biliyorsunuz ki kendisinden sonra herhangi bir yönetici atamamıştır, yönetici tayin etmemiştir. İşaret dahi etmemiştir. Bu bilinen bir husustur. Aslında bu Kur'an'ın ve sünnette bir siyasal model, bir siyasal bir devlet şekli, bir yönetim şeklinin öngörülmediğinin en önemli peygamber hayatında da uygulamasından örneklenen bir tanesidir. Yani doğumluğuna çünkü kendisinden sonra bir yönetici tayin etme durumu olmuş olsa bu daha sonraki Müslüman topluluklar için geçerlilik kazanacak ve peygamber böyle söyledi diyerek işte saltanat, veraset ve işte aristokratik soya ve sopa dayalı bir yönetim tarzı gibi bir şeye evrilme durumu var. Peygamber kendisinden sonra yönetici tayin etmiyor. Bunu özellikle belirtelim. Ama işte süreç içerisinde gerek Sünni dünyada gerek işte Şii dünyada bu konuda çok ciddi tartışmalar vardı. Peygamberin bir yönetici tayin etmemesi ama işte kimileri aslında peygamberden sonra Hazreti Ali'nin işte halife ya da yönetici olması gerektiğini söyleyen, savlayan Şii ve ona Şiilerin değişik tabii grupları farklı şekilde söylüyor. Sünni dünyası da peygamberin aslında Hazreti Ebubekir işaret ettiğine dair deliller getirmeye çalışıyor. Hepsi kendince İslam tarihinden, peygamberin o dönemdeki, son dönemdeki uygulamalarından bazı deliller getirmek istese de peygamber herhangi bu konuda bir yönetici, bir halife tayin etmediğini biliyoruz. Peygamber hastalığının son dönemde yani 632'de hastalığında Filistin için, Filistin'in fethi vesaire o dönemde sefer için Usame bin Zeyd ordusunu görevlendirdi. Usame bin Zeyd o dönemde sahabenin güçlü kesimlerinden değil, zayıf kesimlerindendir. Ki Usame'nin ordu komutanlığına bazıları razı olmazlar, yaşanır, sıkıntı olur. Böyle bir sıkıntı ilk başta peygamberin hemen vefatından önce Usame'yi görevlendiriyor. Usame aslında zayıflardan birisi ama çok güçlü falan değil. Yani Usame'nin ordu komutasında yer almak istemiyor bazen peygamber o dönemdeki sahabelerin güçleri, kudretleri. Bir sıkıntı yaşanıyor. Mesela peygamberin defnedileceği yer konusu Ensar Muhacir arasında yaşanan tartışma. Peygamberin halefinin kim olacağına dair yani halef demek ardıl demek, sonradan gelen demek. Halife kavramı da oradan gelir sonradan gelen anlamında. Kim olaysa işte Müslümanlar arasında büyük gerilimden yaşanacağını işaretleriydi. Dolayısıyla peygamber emirliğin yani yöneticiliğin neyse mülke dönüşmesini engellemek için ve kendi yerine ümmet için bir imam, bir yönetici tayin etmekten özellikle kaçınıyor. O dönemde peygamberden sonra yönetici olmaya yani kimin imamlık yapacağına ilişkin bu gerilim var. Ciddi bir gerilim var. Ve bu gerilimde 4 tane potansiyel grup var. Bir tanesi zaten bildiğimiz bunların hepsi kabile eksenli ortaya çıkan hizipler. 4 gruptan bahsederiz. Evs ve Hazireç'ten oluşan Ensar grubu ki bunlar Medine'de, Yesrib'de ki peygamber ismini Yesrib'in Medine olarak değiştiriyor. Bunlar daha çok İşte 622'de hicret olduğunu düşünelim. Mekke ve Kureyş peygamber orada barınamayıp Medine'ye hicret ettiğinde, oraya göç ettiğinde, hicret ettiğinde onlara kucak açtığını düşünerek ve ilahi vahyin orada Medine Site Devleti'nde ortaya güçlendiğini söyleyerek bu konuda peygamberden sonra yönetici olma iddiasında bulunuyorlar. Bir tanesi bunlar. İkinci grup ne? İslam öncesi dönemde daha önceki dersimizde sunumlarımızı anlattığımız gibi Ümeyye oğulları denilen ve Kureyş'in en güçlü, en kudretli hem ordu komutanlıkları yapması hem ticaret hem böyle önemli idari görevlerde peygamber zamanında da böyle önemli savaşlarda da ciddi işte özellikle 630'lardan sonra Ümeyye oğulları bunlar da çok etkili kişiler. Bunlar Ebu Süfyan ve ailesi. Ama bunlar henüz İslam'a yeni girdikleri için 630'da kendilerini tam anlamda bu anlamda kendilerine bir yönetici olmaya çok cesaret edemiyorlar. Ama süreç içerisinde güçleneceklerini biliyoruz. Başka ne var? Peygamberin ailesi Ehl-i Beyti diye bildiğimiz peygamberin aşireti olan yani sopu olan Haşimoğulları grubu var.
Bir de Kureyş'in küçük kabilelerinden oluşan işlerinde mesela işte Ebu Bekir Teymoğullarından, Hazreti Ömer Adiyoğullarından, Ubeyde bin Cerrah'ın falan başını çekmiş olduğu Kureyş'in küçük kabilede mensup olanlar. Bunlar arasında dördü de Peygamber Efendimiz'e imam olma yönünde potansiyel gruplar, hizipler. Ama hepsi kabile ekseninde bir takım öbekleşiyor bunların gördüğümüz kadarıyla. Peygamberin döşeğinde, yani vefatından önce ölüm döşeğinde, hasta yatağında bir hadise yaşandığı söylenir kaynaklarda arkadaşlar. Şehristani'nin El Milal ve Nihal isimli eserinde de ben oradan yararlandım ama başka kaynaklarda da bilinen bir kırtas hadisesi diye bir hadise vardır. Bunu kısaca anlatmam, yani iktidar istencinin kabile eksenli peygamberden sonra bir peygamberin ölüm döşeğinde nasıl etkili olduğunu göstergesi anlamında bir şeydir. Kırtas hadisesinde peygamber hastalığı şiddetlendiğinde diyor ki bana bir işte kağıt, kalem neyse bir şey veriniz. Kağıt getirin, size bir kitap yazdırayım da benden sonra diyor ihtilafa ayrılığa düşmeyin tarzında bir söz söylediği rivayet edilir. Bu Şehristani'nin El Bilal ve Nihal eserinde de ayrıntılı olarak söylenir. Orada bulunan Ömer bin Hattal, Hazreti Ömer der ki peygamberin acısı, ıstırabı arttı. Bize Allah'ın kitabı yeter diye bir şey konuşuyor ve peygamberin deyince bir yandan da peygamberin hasta yatağında bir gürültüler oluşuyor. Peygamber benim yanımdan kalkın gidin diyor. Adeta onları kovuyor. Yanında diyor çekişmeniz doğru değil diyor. Peygamberin ki amcası İbn Abbas diyor ki o nasıl büyük bir musibet ki peygamberin bizim için yazdıracak kitaba mani oldu biçiminde bir söz var. İşte bu kırtas hadisesi meselesi bile önemli. Peygamberin vefatıyla birlikte arkadaşlar özellikle Haşimoğulları, peygamberin amcası İbn Abbas, Hazreti Ali daha çok defin vesaire işlemleriyle meşhur olduğunu biliyoruz. Ve vefatının hemen öncesinde de İbn Abbas Hazreti Ali'ye diyor ki git diyor Allah'ın Resulü peygamber ile konuş. Bu işin yani iş dediğimiz bu emirlik işinin kime kendisinden sonra kimin halife olacağını, kimde soracağı sorusunu sormasını istiyor. Hazreti Ali amcasına şöyle bir söz söyler ki bu birçok defa İbn Abbas'ın yani çok defa kendisinden sonra peygamberin Ehl-i Beyt'ten birisini yönetici tayin etmesini çok arzuluyor ve bunun için en potansiyel kişinin de Hazreti Ali olduğunu biliyor ve peygambere sormasını istiyor Hazreti Ali'den. Hazreti Ali'nin amcasına şöyle bir sözü var. Yemin olsun ki bunu diyor Resulullah'a sorar ve bizi bundan alıkoyarsa, yani eğer bunu vermezse, alıkoyarsa ondan sonra insanlar buna bizi vermezler, asla bunu sormayacağım der İbn Abbas'ın. Bu Türk girişimlerinin Hazreti Ali'nin birçok defa böyle cevap olduğunu biliyoruz. Neyse. Yani bunu şunun için bu örnekliği vermeye çalıştım. Yani peygamberin hasta yatağında dahi kimin halife olacağı meselesi konusunda ciddi tartışmalar yaşanıyor. Ve bu işte İslam dünyasını peygamberin ölümüyle birlikte çok işte her ne kadar ilk dört halife döneminde etkisi daha az hissedilse de özellikle Hazreti Ali ve Muaviye çatışmasının etkisi ayyuka çıkacak. Daha sonraki İslam dünyasındaki o bölünmelerin, hizipleşmelerin, mezhepsel bölünmelerin arka planındaki hususun bu imametle ilgili kimin imam olacağı, kimin yöneteceği ilgili, imametle ilgili tartışmaların ki kelam kitaplarında ve fıkıh kitaplarında çok geçen bu imametin kime ait olacağı, peygamberden sonra ait olacağı meselesinin tartışmasının arka planını vermek açısından. Şimdi şeye geçelim hızlıca peygamberin vefatından sonra. Allah'ın Resulü'nün vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir dönemi. 632'de Hazreti Muhammed vefat ediyor. 632 ile 634 arasında Hazreti Ebu Bekir'in halife olduğunu ve yönetici olduğunu görüyoruz. Bu nasıl oluyor? Bunun da biraz arka planına inmemiz lazım. İşte peygamber vefatıyla birlikte bu anomi ortamında Haşimoğullarından İbn Abbas, Hazreti Ali vesaire defin işlemleriyle ilgilenirken, uğraşırken ki biliyorsunuz İslam'da daha sonra aslında bütün bu eski kadim medeniyetlerde de biraz böyle başta bulunan yönetici defnedilmeden önce bir yönetici seçilmesi gerekmektedir. Yani bunun tayin edilmesi lazım.
ki peygamberin vefatıyla defin arasında da bir yönetici konusunda da kim olacak bunu biçiminde tartışmalar yaşanıyor. Haşimoğulların daha çok peygamberin defin işlemleriyle ilgilenirken o dönemde Ensar'ın önemli kabilelerinin başı olan Ensar dediğimiz şey tabii Medine'deki Hazreç kabilesinin başı Sa'd bin Ubade isimli birisi var. Sa'd bin Ubade'nin Beni Sakife diye bir gölgeli bir konutu var. Sakife toplantısı meşhurdur İslam tarihinde. O Sakife toplantısında peygamberden sonra kimin yönetici olacağı tayin ediliyor, belirleniyor. Bu Sakife toplantısında Sa'd bin Ubade ve Evs ve Hazreç'in ileri gelenleri, işte Evs'in liderleri ve Hazreç'in lideri Beni Sakife toplantısında bir araya geliyorlar. Bu toplantıda kendilerini, Sa'd bin Ubade'yi üzerinde bir tartışma yaşanıyor. Yani şey istiyor ki Hazreç kendilerinden sonra, peygamberden sonra yönetici Hazreç'in lideri Sa'd bin Ubade olsun ama buna Evs'in özellikle Evs kabilesinin bazı ileri gelenleri karşı çıkıyor. Çünkü diyor yine eski dönemde olduğu gibi diyor Medine'de diyor Yesrib'de diyor Evs ve Hazreç kabileleri arasında korkunç büyük bir çatışma var. Eğer Hazreç'den diyor birisi halife seçilmiş olursa biz burada etkisiz kalır diye buna karşı çıkıyor. Büyük bir tartışma yaşanıyor. Bu tartışmayı ve bu beni Sakife toplantısında Sa'd bin Ubade'nin kendisini halife seçtirmek isteğini ve peygamberden sonra yönetici imam seçme meselesini duyan Ubeyde bin Cerrah önce tabii Hazreti Ömer'e daha sonra Hazreti Ebu Bekir'e bilgi veriyor ve üçü Hazreti Ebu Bekir ki Muhacir'den, Kureyş'ten Hazreti Ömer ve Ubeyde bin Cerrah bu beni Sakife toplantısına geliyorlar ve yani Muhammed Hamidullah ayrıntılı olarak çok kitaplarında İslam peygamberi ve diğer kitaplarında ayrıntılı olarak bunu uzun uzun anlatır bu beni Sakife toplantısı. Pek çok kaynaklarda da görürsünüz. Çok önemlidir ve meşhurdur. Orada ciddi bir tartışma yaşanıyor. Diyor ki Evs diyor ki Ensar özellikle Hazreçliler ve Evsiler yani bu işin imamet hakkının kendilerine ait olduğunu söylüyor. Kureyş peygambere sahip çıkmazken onlara kucak açtığını, kol kanat gerdiğini peygambere. Dolayısıyla Ensar'ın aslında Kur'an-ı Kerim'de kendilerini Allah tarafından övdüğünü falan bahsediyor. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir söz alıyor. Ensar'ı övdükten sonra Kur'an-ı Kerim'de Muhacir'i de ciddi bir şekilde övdüğüne dair deliller falan getiriyor. Ve dolayısıyla kabilevi etki daha Sakife toplantısında ortaya çıktığını görüyoruz. Ama Hazreti Ebu Bekir orada şöyle söylediği bir söz var. Diyor ki emrin işini diyor Araplar aralarında en ünlü ve en şerefli ve en güçlü kabile olarak telakki ettikleri Kureyş için kabul edecekler biçiminde bir şey söylüyor. Asabiyet etkisi burada. Bu durumda diyor ben sizin için diyor hatta bundan sonra diyor ki ben sizin için yani Kureyş diyor en diyor güçlü en diyor şerefli kabiledir diyor. Araplar da diyor bir diyor emir işinde diyor bu güçlü şerefli ve diyor bilinen ünlü bir kabileyi kabul ederler. Yani tabiri caizse siz diyor Ensar olarak diyor bu kadar diyor güçlü değilsiniz uğraşmayın diyor. Yani Kureyş kabilesinden birisi olması gerekir tarzında bir şey söylüyor. Herkes tabii Ensar da delillerini getiriyor. Muhacir de Hazreti Ömer de delillerini getiriyor. Bu durumda diyor ben sizin için diyor Hazreti Ömer. Ömer ve diyor Ebu Ubeyde'den yani Ubeyde bin Cerrah'dan bahsediyor. Birini seçtim diyor. Onların hangisini isterseniz ona biat ediniz. Hatta Hazreti Ömer'in eline falan biat edilmesi gerektiğini söylüyor. Bu tür çatışmalar var. Bunun üzerine diyor ki Evs'ten biri diyor ki peygamberin hastalığında Hazreti Ebu Bekir'i diyor işte namaz imamı yaptığını ileri sürerek Hazreti Ebu Bekir'i böyle yaparak peygambere itaatsizlik yaptığını söyledi. Bu arada Hazreti Ebu Bekir'in böyle yaparak peygambere itaatsizlik yapıyor. Yani sen diyor daha ön plandasın. Niye Ömer'le Ubeyde bin Cerrah söylüyorsun diyor. Bu arada tabii Hazreç'ten birisi diyor ki yani birisi diyor o zaman diyor şey olsun Ensar'dan birisi yönetici olsun imam olsun diyor birisi de diyor işte Muhacir'den birisi olsun diyor. Hazreti Ömer diyor ki hayır diyor bir kılıçta bir kında diyor bir iki kılıç bir kında durmaz diyerek karşı çıkıyor. Evs'ten birisinin bir sözü var. İleride bu İslam'da halifenin ve yöneticinin kim olması gerektiğine ilişkin bazı İslam siyasi düşünürleri tarafından hep dile getirilecek olan ve buraya dayandırılan bir husus var. Diyor ki peygamberden duydum ki diyor bir söz söylüyor. İdareciler Kureyş'tendir diye bir söz söylediği rivayet edilir. Bu tabii rivayet.
Ve daha sonraki dönemlerde de işte halife ya da yönetici olmanın şartlarından birisi olarak pek çok düşünürlerde falan görüyoruz bunu. İşte Maverdi'de, Nizam-ı Mülk'te, Gazali'de falan görüyoruz. Ha, şartlardan bir tanesi halife Kureyş'tendir diye bir ifade kullanılıyor ki buraya dayanıyor. Bunlar tabii rivayet. Yani bu yani peygamberin yönetici bile tayin etmemesiyle ve Kur'an'ın ruhuyla ve zaten şartlar vesaire bile uyuşmuyor. Yani bu bir tür tabiri caizse en çok böyle mevzu ya da uydurulmuş hadisler silsilesi siyasal ve toplumsal alandaki meselelerle ilgili uyduruyor. Bu da bu şekilde rivayet olarak ifade edilenlerden bir tanesi. Bu en iyi yorumlarından bir tanesi İbni Haldun'un yorumudur ki Arapların asabiyesi güçlü, o dönemde güçlü olan kabileye daha çok itaat edecekleri ve onu emir olarak görebilecekleri ve onların başını seçecekleri bakımında o dönem için söylenmiş daha konjektürel, daha geçici bir durum olduğunu söylemesi tarzındaki bir açıklaması uygun. İşte bu sözü söylüyor Ersen birisi. Dolayısıyla bu durumda olay Kureyş kabilesi ve Ebu Bekir üzerine gelişiyor Hazreti Ebu Bekir. Ebu Bekir emir için diyor namzet olamam demesine rağmen, çünkü bu Arap tevazusudur. Yani bir şeyi bu İslam'da da bir ilke olarak ileride hep söylenir. Yani bir şeyi istememek yöneticiliği, bir tevazu göstermek. Ama yöneticinin bir yönetimi istememesi, onun yönetimin ona tevdi edilmesi, verilmesi falan meselesiyle ilgili bir şey. Yine Hazreti Ömer ve Ubeyde bin Cerrah'ı teklif ediyor ama Ömer ve Ubeyde Ebu Ubeyde Hazreti Ebu Bekir'in elini sıkarak ona biat ediyorlar. Biat dediğimiz şey elin üstüne koyarak ona biat etmek. Biat biraz önce de Peygamber'in Akabe biatında da açıklamaya çalıştım daha önceki anlatımda konuda. Biat kavramı arkadaşlar tek taraflı yapılan bir irade beyanı değildir. Yani biat kültürü denilen bir kültür var. Yüzyıllardan beri Türk İslam, Arap İslam imparatorlukları tarihinden gelen biat kültürü, yani karşılıksız olarak, tek taraflı olarak bir imam, bir lider, bir siyasal lidere bütün iradeyi ona tamamen karşılıksız olarak iradeyi teslim edeceğim ve itaat edeceğim biçimde değildir. Beyat kavramından geliyor. Kitabımızda beyatla ilgili bir başlık var. Oradan okursanız görürsünüz. Beya alışveriş demektir. Araplar bir şey alırken ve bir şey ve onun karşısında bir şeyler verirken beyatlaşırlarmış. Aslında ticari bir ve iktisadi bir arka planı var. Ve birbirlerinin elini üstüne koyarlar. Haydi mesela bu kurban satımlarına falan da belki rastladığınız bir husustur. Yani karşılıklı olarak el sıkışmak ve elini üstüne koymak. Sana işte tabi oluyorum, sen de şu şartları yerine getirdiğin süre içerisinde falandır. Yani bir beyat, bir irade beyanı karşılıklılıktır. Aslında bir sözleşmenin adıdır. Yani karşılıklı, çünkü alışveriş varsa karşılıklı bir anlamda bu anda sözleşme vardır. Ama süre içerisinde tabii bu karşılıksız olarak, şartsız şurtsuz olarak iradenin bir şekilde teslim edilmesi anlamına gelmeye başlıyor ki bu tabii daha sonradan ortaya çıkan bir husus. İşte Ebu Bekir'in elini sıkarak onu beyat ettiğini açıklarında Hazret reisi hariç, yani Sa'd bin Ubade hariç, oradakilerin hepsi Hazreti Ebu Bekir'e beyat ediyorlar ve karşılıklı olarak bir sözleşme yapıyorlar. Hazreti Ebu Bekir'in de zaten bu beyata uyacağına dair, adaletle yöneteceğine dair, eğer adaletle yönetildikleri sürece kendilerine tabi olmalı. Hazreti Ebu Bekir'in daha sonra mescide gelerek bir konuşması var. Adalet hükmettiği sürece kendilerinin ona tabi olması gerektiğine, ama zulüm ve keyfi yönetim konusunda olduğunda, keyfi yönetime saptığında bunu benzer ifade eden bir açıklaması, bir beyanı vardır. Fakat Sa'd bin Ubade, yani Hazret'in reisi, beyat etmiyor. Hatta Hazreti Ömer'e de beyat etmediği bilinir ve kendisini de Suriye'ye gittiği bilinir ve Suriye'de vefat ettiği bilinir. Aslında Hazreti Ebu Bekir'e sadece Hazret'in reisi, yani Kureyş'ten olmayan Sa'd bin Ubade değil, o dönemde Hazreti Ali ve yanındaki bir grup Haşimi ve sahabenin zayıfları diye bilinir. Mesela Ammar bin Yasir, Ebu Zer, Kıfari, Miktat ve Selman Farisi gibi Suffe ehli dediğimiz, yani Suffe ehli dediğimiz daha zayıfları dediğimiz biattan bunlar kaçınıyorlar.
Yani beyat etmiyorlar. Yani Hazreti Ali'de. Aslında sonra bir kısmı tabii Haşimilerin bir kısmı yani ve daha sonra zayıf olanlar Hazreti Ömer'in vesaire baskısıyla ve istekleriyle Hazreti Ömer çok kudretli ve karizmatik bir şeyi var ve tedbiri uygulayan bir kişiliği var. Biat etmek durumunda kalıyor Hazreti Ali ve özellikle amcası İbn Abbas aslında Hazreti Ebubekir'in diyor bir oldu bittiğiyle halife seçildiğini ve peygamberin ehli beytinden yani aile efradından olduğu için bu işe ehil olan bu işe Ali'nin daha layık olduğunu söylüyor şey İbn Abbas ve bir süre biliyorsunuz Ebubekir'e biat etmiyor. Hatta Hazreti, bu kısa anlatmak lazım, Hazreti Ebubekir Hazreti Ali'yi halife olarak beyat etmesinin yanına getirtiyor. Fakat orada bir Hazreti Ebubekir ile Ali arasında yaşanan bir müzakere var, bir tartışma var. Hazreti Ebubekir diyor ki ben diyor niyetim diyor aslında diyor halife falan olmak değildir. Kendisiyle istişare edemediğini, bir oldu bittik karşısında beni sakife toplantısında bu işin olduğunu ve bu durumdan da rahat olmadığını memnuniyetini ele getiriyor. Fitne çıkmasın diye biat istedikse de Hazreti Ali biat etmiyor. Yani onu biliyoruz. Bir müddet en azından 5-6 ay biat etmediğini. Yani ona tabi olmadığını. Hazreti Ali bunun üzerine diyor ki sen diyor Ensar'a karşı diyor kullandığın gerekçeyi ona hatırlatıyor. Ensar'a dediniz ki peygambere yakınlığı ileri sürerek emirlik ve biat aldığını hatırlatarak aslında diyor bu gerekçeyi kullanırsak diyor Haşimi ve peygamberin akrabası olduğu için imamlığa daha layık olduğunu söylüyor. Aslında bu süre içerisinde Hazreti Ömer, Hazreti Ali'nin biat etmeden bırakılamayacağını söylemesine rağmen Hazreti Ebubekir yani birinci halife biat konusunda zorlamayacağını bildiriyor ve Hazreti Ali eşi Fatıma yani peygamberin kızı biliyorsunuz Hazreti Fatıma Ebubekir'den Hazreti Fatıma vefat edene kadar Hazreti Ali biat etmiyor. Fakat Hazreti Fatıma vefat ettikten sonra bu 3 ay, 5 ay, 6 ay gibi değişik kaynaklarda geçer. Daha sonra Hazreti Ali'nin biat ettiğini görüyoruz. Yani fitne çıkmasın vesaire anlamında. Ama bu gecikmenin arkasında da başka etkenler olduğunu biliyoruz. Özellikle Hazreti Fatıma etkeninin kadın etkeninde etkili olduğu da değerlendirmeleri yapılır. Bunun ayrıntılarına girmeyin. Hazreti Ebu Bekir'in o dönemde Hazreti Fatıma birinci halife Ebu Bekir'den peygambere ait olan bu Hayber'den kalma fedek arazilerini istiyor. Hazreti Ebu Bekir diyor ki Rasuller diyor miras bırakmazlar biçiminde bir hadis olduğunu söylüyor ve fedek arazilerini vermeyi reddediyor. Ama şunu biliyoruz ki Süleyman peygamberin yani Yahudilikte babası Davut peygamberin tüm mülkünü miras olarak aldığı da bilinmektedir kayıtlarda. Daha sonra Hazreti Ömer zamanında bu fedek arazileri Hazreti Fatıma'nın mirasçılarına ki o dönemde Hazreti Fatıma vefat etmişti mirasçılarına verildiğini biliyoruz. Şimdi bu halife halifelik işinde kabilevi etkinin ne kadar başat rol oynadığını aslında Ebu Süfyan'ın ki o dönemde İslam'a sonradan girdiği için çok etkili değil, o cesareti kendilerinde göremiyorlar ama Ebu Süfyan'ın tarzından net anlaşılıyor. Çünkü Ümeyye diyor ki Ebu Süfyan o dönemde diyor ki yani halifelik diyor Kureyş'in diyor aslında diyor zayıf diyor soplarından birisinde olacağını olmaması gerektiğidir diyor. Aslında bu tarz üzerine de Ebu Süfyan'ın bu sözlerini duyunca hatta Ebu Süfyan'ın oğlu Yezid'i Şam sınırına beyliği atıyor. Yani Şam sınırına bey olarak atıyor yani o dönemde Şam'a gönderiyor. Ki zaten Şam'da Ümeyyoğulları onların eski geçmişleri olduğunu hep söylemiştim. Zaten Hazreti Ömer zamanında da bu Ebu Süfyan'ın büyük oğlu Yezid vefat ettikten sonra Muaviye Şam'a Hazreti Ömer tarafından vali tayin edilir. Yani o tabii Hazreti Ömer zamanında Şam vesaire fethedildikten sonra yani Muaviye'nin ve onun öncesindeki atalarının, babalarının, amcalarının çok ciddi hem askerlik hem ticari hem iktisadi bereketli hilal vesaire konusunda hilalin nimetlerinden yararlanma, ganimet konusunda Muaviye ve ailesinin Ümeyyoğulları ciddi bir geçmişi var.
Aslında Hazreti Ebu Bekir Ebu Süfyan'ın bu sözüne karşı Yezid atamasına ondan gelebilecek muhalefeti önlemeye çalışıyor. Dolayısıyla bu Hazreti Ebu Bekir döneminde iki yıl boyunca Hazreti Ebu Bekir döneminde adeta Arabistan Yarımadası neredeyse yani Yemame, Yemen vesaire falan gibi bütün bu bölgeler Şam sınırına falan kadar buraların Arap uyanışı, Arap ciddi bir şekilde Medine site devletinin hakimiyetine geçtiğini görüyoruz, Kureyş'in hakimiyetine. Fakat Hazreti Ebu Bekir'in en çok kendi döneminde uğraşmak zorunda kaldığı hususlardan bir tanesi ridde hareketleri, irtidat hareketleri. Daha önce söylediğim gibi, daha önce size anlatmıştım, daha önceki o derslerimizde, sunumumda, Araplar yenilen kabileler, yenen kabile reisi hayatta olduğu sürece bir vergi veriyorlar. Bir itabet vergisi diye bir vergi veriyorlar. Bunu anlatmıştım. İşte peygamber ölüm döşeğinde ve başlayarak peygamberin vefatıyla birlikte Arap kabileleri irtidat hareketlerine başlıyorlar. Bu itabet vergisini vermek istemiyorlar. Bu itabet vergisini vermemeleri üzerine ve işte dinden ayrılma, riddet hareketleri çok ciddi bir şekilde yaygınlaşıyorlar ve dolayısıyla Beni Sakife toplantısında Hazreti Ebu Bekir ne kadar halife, birinci halife yani peygamberden sonra yönetici seçse de bunun yönetişini kabul etmiyorlar. Ve dinden ve uzaklaşma ve o siyasal toplumu dolayısıyla Medine site devletinin yönetimini kabul etmeme karşısında Hazreti Ebu Bekir bu ridde hareketlerine karşı çok ciddi bir mücadele ve savaş başlatıyor. Hatta Hazreti Ömer'in uyarılarını ki Hazreti Ömer gibi kudretli, güçlü bir kişiliğin uyarılarına rağmen ben diyor peygamberin verdiklerini diyor vermedikleri sürece ki devenin o bir diyor bağını vermedikleri sürece onlara sonuna kadar mücadele edeceğim için Hazreti Ebu Bekir gibi yumuşak, ılımlı bir kişiliğin bile ciddi bir şekilde orada siyasi bir liderlik gösterdiğini görüyoruz. Ki Hazreti Ebu Bekir biliyorsunuz peygamberin hicretinde kendisiyle birlikte yanında olan ikinin ikincisi diye ifade edilen bir kişiliktir ve daha tecrübeli, yaşlı ve aynı zamanda Arap şecere ilmini çok iyi bilen, kabilelerin ve soylarını, toplarını çok iyi bilen bir özelliği olan bir kişilik. Ve Ridde savaşları sonucunda bütün diğer kabileler dize getiriliyor ve Medine site devleti bu anlamda hakikaten ciddi tehlikeye düştüğü söylenir kaynaklar. Medine otoritesine karşı bu isyan adeta kan ve kılıçla bastırılıyor, onu söylemek lazım. Ridde hareketlerini baştan bir daha söylüyorum. Dinden çıkma hareketi olarak görmemek lazım. İlki zekat vermeyenlere itabeti reddedenler. İkincisi ise bununla birlikte olarak zaten İslam'a girmemişlerdi ki sadece işte o siyasi ve iktisadi güç Medine site devletinin ve peygamberin elinde olduğu için ki Arap bedevi kabileleri onu bir siyasal bir lider olarak, kabile şefi olarak görüyorlar. Onun hükmün altına giriyorlar. Aslında siyasi bir girişti. Ve biz diyorlar bununla birlikte çıkış diyor. Bu tabii dinden çıkma olarak da addedildi ve görüldü. Bunu vurgulamamız lazım. Ebu Bekir döneminde şiddet ve kanla bastırılan bu dönemden sonra Ebu Bekir döneminde nereler fethedildi? Yemen, Yemame, Hira, Irak ve Suriye toprakları büyük çoğunluğu fethediliyor. Adeta bir Ebu Bekir'in vefatının yakın bir zamanda Arap bir fetih hareketi adeta özellikle bu Ridde hareketleri bastırdıktan sonra Arap fetih hareketi başlıyor ki Hazreti Ömer zamanı Arap fetih hareketinin çok ciddi yaygınlaştığını birazdan göreceğiz. İran, Irak, Suriye, Mısır, Filistin, Kudüs gibi pek çok bölgenin fethedileceğini görüyoruz. Yani buna Arap siyasi uyanışını demek lazım. Çünkü Araplar yüzyıllardan beri gerek Bizans'ın gerek Sasani İmparatorluğu'nun gölgesinde onlarla
kimi zaman ilişkiler içerisine kurarak onların baskısı ve gölgesinde yaşıyorlar. Kabile konfederasyonu şeklinde ve kabile çatışmaları falan var ve bir kendi aralarında zaten kıtlığın olduğu bir yer, otlakların çok olmadığı bir yer, ciddi çölün olmuş olduğu bir yer. Bazı yerlerde ticaret yapıyor, ticaret anlaşmalarla bunu yapıyorlar ve bir ganimetleri falan yok, bir gelirleri falan vesaireler yok. İşte bütün bu fetihler ve şeyler Medine'si devletinin de tabii gücü etkisiyle artık Kureyş, artık devlet neredeyse bir anlamda Kureyş devletine dönüşüyor. Yani birazdan bunu göreceğiz. Yani dört halifenin dördü de Kureyş'tir ve daha sonra gelen Emevi ve Abbasiler döneminde hep bir böyle Kureyş soyundan geldiğini falan görüyoruz. Ama her ne kadar bunlar bunu çok önemsemeden Kureyş'in bu asabiyeti ve güçlülüğü falanla birlikte Arap fetihlerinin çok ciddi bir şekilde yaygınlaştığını, gerek işte ilahi kelimetullah, Allah'ın kelamını birçok yere yaymak kastı ama en çok da daha çok ganimet güdüsüyle bu fetih hareketlerine katıldığını ve müthiş bir Arap yayılma idealinin, yayılmacı bir politikanın güçlü hale geldiğini, hatta işte Bizans'ı bile, Sasanileri bile kudretlerini, güçlerini ortadan kaldıracak kadar Arap yayılmacılığının durumunu görüyoruz yani. Burada ganimet güdüsü, siyasi birlik ideali, siyasi birleşme olmuş birlik ideali ve bu yayılma ideali çok önemli. Fetihlerin bu andaki amacı hem Arap siyasi ideali hem de bütün bu bereketli hikayelerin zenginliklerine ve bütün kaynaklara, arazilere falan sahip olma güdüsünün etkili olduğunu söyleyebiliriz. Hazreti Ebu Bekir'in vefatıyla birlikte Hazreti Ömer nasıl iş başına geldi? Yani Hazreti Ömer halife nasıl tayin edildi? Buna biraz bakalım. Ama onun öncesinde şunu vurgulamak gerekir ki gerek peygamber döneminde gerek Hazreti Ebu Bekir ve Ömer döneminde ki onlar da peygamberin devamı niteliğinde peygamberin sünnetini icra ediyorlar. Peygamberin bizatihi mesela Mekke fethedildikten sonra ele geçirilen kabile ve bölgelere emirlik ya da amirlik, vergi tahsildarlığı, amirlik o anlamda geliyor. Emirlik, imretlik falan diye deniyor. Daha çok mesela Ümeyye oğullarına bu görevler verilir. Birçok yerli kişilere verilir ama peygamber özellikle kendi sülalesinden, Ehl-i Beyt'inden olan Haşim oğullarını önemli görevlere getirmemeye çalışır. Aslında nedeni biraz da şu. Çünkü diyor ki peygamber ve sülalesini dünyevi menfaatten uzak tutmak ve aslında peygamber risaletinin ve yönetiminin kendine ve akrabalarına bir rant sağlamasına karşı çıkması önemli. Haşimileri önemli emirlik ve amirlik görevlerine getirmiyor. Aslında bu durum, peygamberin bu uygulaması Ömer ve Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer zamanında da özellikle devam ettiriliyor. Haşimiler yani Ehl-i Beyt, Hazreti Ali ve işte İbn Abbas, Hazreti Peygamber'in sülalesi pek görevlere olabildiğince uzak tutuluyor, getirilmiyor. Kamu görevlerinden uzak tutuyorlar. Yani komutanlık, işte valilik, emirlik ve imretlik gibi vergi tahsilleri hususlardan uzak tutuluyor. Hatta Hazreti Ebu Bekir ve Ömer zamanında, hilafet zamanında Haşimilerden hiçbir vali tayin edilmediğini de görüyoruz. Bu peygamberin uygulanması bu şekilde, farklı bir şekilde tabii okunuyor ve devam ediyor. Hazreti Peygamber, Hazreti Muhammed ve yani İslam Peygamber Hazreti Muhammed ve daha sonra Ebu Bekir döneminde savaşlardan elde edilen ganimetler, yani işte bu harakçizye vesaire ganimetler ve ele geçen arazilerin gelirleri arkadaşlar yine peygamber döneminde olduğu gibi Hazreti Ebu Bekir döneminde de fethe katılanlar arasında eşit biçimde dağıtılıyordu. Dağıtım sistemi işte gerek ganimet dağıtım sistemi, fey dağıtım sistemine göre dağıtılıyordu. Bu konuda peygamberin sünnetini, yolunu, yani bu anlamda yolunu Ebu Bekir de devam ettirir. Ganimetlerin merkezde birikmeden savaşa katılanlar ve katılmayan yoksul, yetim, yolda kalmış fakirler arasında dağıtılıyordu. Biraz sonra göreceğiz ki ben iktisadi ve siyasi okuması derken bunu kastediyorum. Hazreti Ömer zamanında peygamberin ve Hazreti Ebu Bekir'in uygulamasına tam zıt bir şekilde, karşı bir şekilde ganimet dağıtım sistemindeki değişikliğin Hazreti Osman dönemindeki yansımalarını biraz göreceğiz.
Ama onun öncesinde Hazreti Ömer nasıl halife oldu onu biraz görmemiz lazım. Hazreti Ebubekir hastalığı ağırlaşınca Müslüman ümmetin yani o dönemde ileri gelenler içerisinden ki bunun içerisinde Hazreti Osman var, Abdurrahman bin Avf var, Talha bin Ubeydullah var gibi, Said bin Zeyd gibi önemli ümmetin ileri gelenlerini topluyor, onlarla istişare ediyor, ettiği söylenir ve Hazreti Ömer'i yani kendisine yerine tayin ediyor, halife tayin ediyor. Yani bizatihi başta bulunan halifenin kendisinden sonraki yöneticiyi tayin etmesi, tabii istişare sonucunda tayin etmesi ama bizzat işaret etme sonucunda Hazreti Ömer'in ikinci halife olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz Ömer'in aslında halifeliği biraz da muhalefetsiz gerçekleşiyor. Çünkü Arap toplumunda kabile reisleri tayin edilirken mirasla geçmiyordu biliyorsunuz. Özellikle oğul yani ataması, soya sopa dayalı atama daha çok geçmediğini, kabile içinde üstün özellikleri olan yaş olarak, tecrübe olarak, liderlik kapasitesinin önemli olduğunu ve kabile reisinin seçiminde daha çok bütün bunları dikkate alan bir şura kararının etkili olduğunu söylemiştik. Hazreti Ömer de zaten Hazreti Ömer'in İslam tarihinde bilinen bir kudretli bir kişilik, güçlü bir kişilik, karizmatik bir kişilik var. Ve bütün bu peygamberin mücadelesindeki en büyük destekçi olması, yine Hazreti Ebubekir'in de o halifeliği döneminde çok büyük destekçisi olması, bütün bunlar etkili olduğu söylenir, belirtilir. Bir de Hazreti Ömer'in halife seçildiği dönemdeki şartlara baktığımız zaman, siyasi şartlara baktığı zaman Arap fetihleri çok güçlü hale gelmeye başlamış ve Bizans ve Sasani topraklarına yönelik kapsamlı fetih hareketi başlamış. İşte bu dönemde sert, tavizsiz politika ve tedbir yönetim demek bir taraftan Arapça, tedbir uygulamaktan çekinmeyen Ömer'in halife tayin edilmesi, işte Arap siyasi ideali dediğimiz, yani Arapların yayılma ideali dediğimiz, artık yıllarca bu sıkışmışlığını ortadan kaldırmak isteyen Arapların bu ganimet tutkusu, aynı zamanda bir taraftan ilahi kelimetullah duygusunda Müslümanları da yaratacağı etkiyi de düşünülerek Ömer'in aslında tam o koşullarda lider olduğunu görüyoruz. Ama bir taraftan da Hazreti Ömer'e muhalefet eden bir kısım sahabe vardı. Çünkü mesela Abdurrahman bin Avf ki zengin, kudretli, güçlü bir kişilik, bu istişare edilenlerden biri Ömer'in der sert diye, sert, tedbirsiz, tedbirli ve bir şekilde tavizsiz yönetimi karşısında bazı ganimet ve çıkarlar elde edilemezse endişesi yaşayanlar da vardı. Eğer Ömer gibi birisi Hazreti Ebubekir döneminde bile önemli tedbir uygulayan bir Ömer onun yönetimi olursa otoriter bir yönetim tarzı olur mu endişesi taşıyan ve hatta ılımlı bir Hazreti Ebubekir'e oranla yönetimde haksızlık ve usulüklere göz açtırmayacağı bilinen Ömer'in çıkar elde etmeyi zorlaştırma etkisini düşünen kişiler vardır ama bunlar çok etkili olmadı tabii. Onu söylemek lazım. Bunun ayrıntılarını okuyabiliriz. Yani Hazreti Ömer'in için muhalefet bu kadar ortaya çıkmadığını, dediğimiz gibi Arap kabileleri Kureyş'in hakkında tüm enerjilerini fetih hareketine vermişti. Ömer gibi bir liderin olması ekonomik sebeplerden dolayı bir defa önemli hale geliyordu. Ganimet vesaire fetihler. Yine Hazreti Ömer'in sert tedbirler uyguladığı adalet anlayışı vardı. Özellikle atadığı valiler ki Hazreti Ömer zamanı 634-644 arası yani 10 yıl halifelik yapıyor, yöneticilik yapıyor. Valiliklerden şikayetler geldiğinde eyaletlerden anında işte keyfi yönetim gösteren sömürü vesaire baskı keyfi yönetim gösteren valileri hemen azledip yerine adalet de uygulayacak valiler ataması Ömer'e muhalefeti zorlaştırıyor. Yine Ömer de Hazreti Ebubekir gibi kabileler arasındaki denge politikası gütmesi önemli.
Ve önemli görevlere kendi kabile ve akrabalarını mesela getirmiyor. Yine Hazreti Ömer, Ebu Bekir olduğu gibi Ömer'de de böyle. Yine Hazreti Ömer de yine Peygamber Hazreti Muhammed ve Ebu Bekir'in sünnetini yani uygulamasını devam ettiriyor. Haşimoğullarına valilik ve komutanlık ve tüm kamu görevlerinden uzak tutuyor. Komutanlık vermiyor, valilik vermiyor. Dolayısıyla Ömer de Haşimilerin hilafete hak sahibi olduklarını iddia edecekleri ve verilecek görevleri yönetimde mülke sahiplenecekleri hesabıyla Peygamberin ehli beytine kamu görevi vermediğini de söylemek gerekir. Ama gerek Ebu Bekir gerek Ömer döneminde her ne kadar denge politikası kabile arasında güdülse de aslında bu denge nihayetinde Kureyş içi bir dengeydi. Yani dört halifenin dördünde Kureyş olması ve dolayısıyla o dönemdeki siyasi toplum aslında bir taraftan da Kureyş devleti haline gelmeye başlayacaktı. Ki Emevilerde ise tamamen Kureyş'in bile ötesinde Kureyş'in diğer toplarının dışlandığı Ümeyye oğullarının bir Emevi, Ümeyye devleti haline geliyor ve Ümeyye'nin birlerin aile aristokrasisi haline geliyor. Emevilerin, Ümeyye'nin birden aile aristokrasisi haline geliyor. Dolayısıyla hem Ensar, hem Haşimi, hem de onların müttefikleri dışlandığında Hazreti Ömer de zamanında da bu tabii şeyle başlayan bir husus, Hazreti Ebu Bekir'le başlayan bir husus, devlet tartışmasız bir Kureyş devlet haline geliyor. Bunun ileride çok ciddi tartışmalarını özellikle Mevalilerin mücadelelerinde, karşı mücadelelerinde göreceğiz. Şam valisi Yezid ölmesi üzerine Ömer, Ebu Süfyan'ın dirayetli, kudretli, hırslı ve orada tecrübe kazanacak. Babasına da ince siyaseti öğrenmiş olan Muaviye'yi Şam'a vali atıyor. 640 yılı milat 6 sonra 640'ların işte Şam'la bağlantısı böylelikle çok güçlü hale geliyor. Dolayısıyla Muaviye ile birlikte Ümeyyoğullarının eline geçmiş olması tüm bu Şam vesaire bölgesi yönetim tecrübeleri doluyor. İleride Muaviye Ali çatışmasındaki ki bu Ümeyye Haşimi çatışmasıdır ve İslam peygamberi gelmeden çok öncesinde var olan bu çatışmada Muaviye kazanacak da onun lehine işleyecekti. Uzun yıllar yönetim tecrübesi ve zenginlikten yoksun bırakılan, hatta ilginçtir ki Hazreti Ömer zamanında Medine'ye hapsedilen Ehl-i Beyt yani Haşimi ve Hazreti Ali, Muaviye'yi alt etmesi zordu. Hazreti Ali zaten 4. halife olarak iktidara geldiğinde ki kendisi istemese de o dönemde fitne olmasın diye topluluklar Hazreti Ali'ye, Hazreti Osman'ın katlinden sonra biat almak istediler. Halife olduktan sonra bile Hazreti Ali'nin işte ehliyet, liyakata ve adalete dayanan yönetimi tutmadı. Yani daha çok karınlarını doyuran, onlara ticari ve iktisadi zenginlik vaat eden, güç vaat eden Muaviye'yi tercih ettiler. Yani işte ümmet diyelim ki Hazreti Ali'nin bu söylenir arkasına namaz kıldılar. Ama Muaviye'nin sofrasında oturdular. Bu çatışmada falan bunu görüyoruz. Şimdi sadece şu kısmı söyleyeceğim. Daha fazla evet vaktimiz de ilerliyor ama şimdi Hazreti Ömer'in yaptığı bir husus var iktisadi anlamda. Ganimetlerin dağıtım sistemi nasıl? Şimdi ganimetler İslami ölçüde göre 1/5 dışında kısmı savaşanlara verilmesi yerine tümünün devlet hazinesine Beytül Mal'e aktarılması ve fetihlerin getirdiği zenginliği Müslüman toplumda ortaya çıkan sınıfsal ve sosyolojik farklılaşması esas etkisini 3. Halife Osman döneminde gösterecek. Hazreti Osman zamanında. Şunu kastediyoruz. Şimdi bütün bu Mısır, Kufe, Basra, Irak, Suriye, Filistin, Kudüs vesaire Mısır bütün bunlar fethedilmeye başladıkça müthiş bir ganimet olmaya başladı. Şimdi daha önce Hazreti Peygamber ve Hazreti Ebu Bekir zamanında ganimetler savaşanlar arasında bahsettiğimiz ganimetlerin ve feyin dağıtılma yöntemine göre dağıtılırken Hazreti Ebu Bekir özellikle Hazreti Ömer ganimetlerin dağıtım sistemini değiştirmeden önce fetihlerin olduğu yerlere fatihlerin gidip yerleşmesini, oralarda garnizon, Fustat gibi, Kufe gibi mesela garnizon kentler kurmasını istiyor.
orada mülkler edinmesini vesaire falan istiyor. İstedikten sonra daha sonra fetihler iyice arttıkça gelen ganimetleri artık hepsi savaşanlara eşit olarak dağıtılmaktan ziyade ki fey ve ganimetin dağıtım sistemine göre tamamen Beytülmal'e yani Medine merkezine alıyor. Beytülmal dediğimiz devlet hazinesi ki bu divan ve Beytülmal de Sasani İmparatorluğu'nda İran'dan alınmıştır. Hazreti Ebu Bekir zamanında özellikle. Tabi bunun ilk uygulamalarına daha basit anlamda var ama esas alınan yer Beytülmal meselesinin ve kurumsal anlamda bu tür idari örgütlenme, divan meselesi, Beytülmal'deki toplanan ganimetin düzenli dağıtılması için tutulan kayıt vesaire anlamında bu tür divanın teşekkür edilmesi, Beytülmal'in teşekkür edilmesi Sasanilerin çok tarihin geçmişlerine giden yönetim ve idare ve siyaset vesaire konusunda kurumsallaşma konusundaki bu tecrübelerinden alınıyor. Çünkü Arapların bu anlamda zaten yazılı bir kültürleri yok yani peygamber dönemine gelinceye kadar. Onun öncesinde daha sözlü kültür var. Bu tür siyasi kurumları yok. Bu tür bir siyasi ve idari kurumlaşma, örgütlenme falan şeyleri yok. Dolayısıyla İslam siyasal düşünce geleneğini ve bu çerçevede İslam tarihindeki pek çok siyasi idari örgütlenme aslında Sasani devlet yönetiminden geliyor arkadaşlar. Sasani devlet yönetim geleneği süreç içerisinde İslamlaştırılmış bir şekilde aslında İslam siyaset yönetim geleneği olarak tebarüz örtüyor, aşikar kılıyor. Yani bunu zaten Hazreti Ömer'in bu tür şey örneğinden görürüz. İran fethedildikten sonra oradan alınan siyasi kurumlarda Beytülmal, ganimet vesaire gibi. Hatta İslam siyasal düşüncesinde ve uygulamasında siyasetle ilgili pek çok kavramların Sasani devlet geleneği ve yönetim geçmişinden, tarihsel geçmişinden alındığını biliyoruz bu anlamda. İşte ganimetlerin dağıtılmasına ilişkin Kur'an ayeti ve açık Kur'an ayeti ve kendisine yapılan itirazlara rağmen ganimetlerin dağıtım sistemini değiştiriyor. Bu anlamda Hazreti Ömer'in aslında bu anlamda bir tür yorumlama yaptığını, bir hem yönetici hem de bir fakih gibi tabiri caizse henüz bir yorumlama yaptığını, bir müfessir gibi davrandığını, bu anlamda aslında bazı hükümleri kendi şartlarına göre şeriatı uyarladığı kanısındaki şeyler vardır, değerlendirmeler vardır. Onu ilahiyat ve müfessirler çok daha iyi bilir. Peygamber ve Ebu Bekir ganimet ve feyleri Kur'an ölçüyü uygun bir şekilde savaşanlar arasında eşit dağıtırken Ömer bu sünneti uygulamayı kaldırıyor. Onun zamandaki büyük miktardaki fetihlerle elde edilen bu ganimetler Medine'ye doğru akmaya başlıyor. Ve daha önce gelen ganimet alanda dağıtılıyordu. Anında dağıtılıyordu ama işte Beytülmal'in ve özellikle divan vesaire Beytülmal'in kurulmasıyla birlikte ilk defa bir ata sistemi, bir maaş sistemine dönüştü. Savaşlar, o ganimetler geldi Beytülmal'de hesaplanıyor, toplanıyor ve bir dağıtım sistemi kuruluyor. Ve bu dağıtım sisteminde ata ve maaş sistemi iki ölçüde uyarlanarak yapılmaya başladı. Birincisi peygambere yakınlık, ikincisi ise İslam'a ilk girişe Müslüman oluştaki öncelik. Yani kim Müslüman ise öncelik. Ve savaşlara katılmaya hazır gibi dair bir ölçü. Yani peygambere yakın olanlar ve Müslüman olmaktaki ilk önceliğe göre ganimetler dağıtılmaya başlıyor. Bu ata sistemi ve maaş sistemi savaşmayıp, fetihlerde yer almayıp ama fethedilen bölgelerdeki ganimetlerin Medine'ye gittiğini gören ve garnizon kentlerde fetih hareketlerine katılanlar arasında ciddi hoşnutsuzluk, huzursuzluk doğuruyor. Ama bu Ömer gibi kudretli, güçlü, sert ve tavizsiz yol ve yöntem uygulayan bir lider zamanında değil, bunun etkisinin ganimetler, yani fetihlerde yavaşlamaya paralel olarak ganimetlerdeki dağıtım sistemindeki yaşanan bu haksızlıklara karşı çıkan mücahitler ve belli eyaletlerde, bölgelerde fetih hareketlerine katılanlarda rahatsızlıklar oluşturuyor ve Osman zamanında bunun etkisini, Hazreti Osman zamanında etkisini gösterdiğini görüyoruz. İşte ganimet sistemindeki bu değişiklik, yani peygambere yakınlık, hiç savaşmayıp da fetih hareketlerine katılmayıp, ki Arap yayılmacılığı o kadar güçlü ki o dönemde, ganimetler ve gelirler, araziler vesaire akıyor yani. Müthiş akıyor Medine'de, Beytülmal'e. Ama hiçbir şekilde savaşmaya gitmemiş Medine'de kalan kişilerden
ki çok önemli, Abdurrahman bin Af'lar gibi işte neyse peygambere yakınlığı olan, Kureyş'ten olanlar ki sıralama yapılıyor. Hazreti Muhammed'e yakınlığı olanlar ve arkasından da İslam'a girişteki önceliğe göre bu ganimetler ve işte fey vesaire falan bunlar onlara veriliyor. Yani ölçü değişince. İşte burada belli hem ticaret yapan hem de ganimetlerin etkisiyle zenginleşen bir sınıf oluşmaya başlıyor ve servet tekelleşmeye başlıyor. Bundan mücahitler rahatsız olmaya başlıyorlar ki Kureyş'in önde gelenlerinden Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakkas, Talha bin Ubeydullah, Zübeyir bin Avvam gibi çok önemli, kudretli ve güçlü hepsinin yani mesela Zübeyir bin Avvam'ın şeyde Kufe'de Abdurrahman bin Avf'ın yine Kufe, Basra yine ama Talha bin Ubeydullah'ın Basra'da çok ciddi önemli yatırımları ve çok ciddi malları, mülkleri falan var. Bunu İslam tarihindeki pek çok kitaplarda ne kadar malları, mülkleri oldukları falan ölçüleri yapılmıştır. Yani ne kadar olduğu miktarları anlatılır. Neyse, yani Hazreti Ömer'in bu yapmış olduğu dağıtım sistemindeki bu değişiklik ciddi bir şekilde etkisini gösterecektir. Hazreti Ömer 644 yılında bir suikaste kurban gider ve yaralanır. İran, Suriye, Mısır, Filistin, Kudüs gibi pek çok bölgeyi fetheden Hazreti Ömer, Mugire bin Şube diye o dönemde İslam'a sonradan giren İranlı bir kölesi vardır. Ebu Lü'lü tarafından hançer darbesiyle yaralanır. Bunun arkasında aslında İranlı bir Hire halkından olan Cirisyan Cefine ile Medine'de o dönemde İran fethedilmiş ya, esir olan bir komutan vardır. İranlı komutan Hürmüzan'ın bir komplosu olduğu söylenir. Ama Ebu Lü'lü'nün de Mugire bin Şube'nin bir yanaşması, daha doğrusu mevalisi. Ebu Lü'lü diyor ki Mugire bin Şube'ye haraç, bana verdiği haraç diyor, çok diyor, çokluğundan şikayet ediyor. Ömer'e, Hazreti Halife olarak Ömer'e başvuruyor Ebu Lü'lü'yü bu kişi. Ömer de diyor ki Ömer'in verdiği bu yapılan işe göre haraç diyor çok olmadığını hükmedince tabii Ebu Lü'lü bu kızgınlıkla Ömer'i sabah namaz vakti yaralıyor ve kaçtığı söylenir. Ama bunun arkasında bir komplo olduğu da belirtilir. Neyse bunlar ayrıntılı bilgiler. Fakat Hazreti Ömer vefatından yaralandığı zaman diyor ki ölümümün sonrasında 3 gün içerisinde diyor bir halife seçilmesini tavsiye ediyor. Özellikle 6 kişilik bir şey kuruyor. Bir kurul kuruyor. Bunlara bu kişiler olarak diyor sahabenin, Kureyş'in boylarından, bakın çok ilginçtir. Hazreti Ömer'in tayin etmiş olduğu bu 6 önemli sahabe de Kureyş'ten. Kureyş'in boylarından. Ben diyor ölüm döşeğindeyken kendisinden sonraki ben halifeyi seçmek için sahabenin ileri gelenlerinden bir şura kuruyor, bir kurul kuruyor. Üçüncü halifenin seçiminde şuraya denilen böyle bir Hazreti Ömer'in yöntemi olarak bir şuraya başvuruluyor. Aslında İslam öncesi kabile reislerinin şurada belirlenmesi yöntemini de andırıyor. Zaten o yöntemi biraz devamı. Dolayısıyla İslam'da bir yönetim vesaire falan tarzında yönetici şu şekilde seçilir ya da yönetim seçecek kişiler özellikleri şunlardır, yönetimde bulunan kişilerin özellikleri bunlardır biçiminde bir sistematik hale getirilmiş bir uygulamadan, bir teamülden bahsetmek kolay değil. Yani farklı uygulamalar olmuştur. O dönemin toplumun konjektürüne, o dönemdeki toplumun durumuna göre değişir demek lazım. Kimdi bunlar? 6 tane sahabe bunlar önemli. Osman bin Affan, yani Hazreti Osman var ki o da Ümeyyoğullarından. Hazreti Ali Haşimoğullarından o da var. Abdurrahman bin Avf işte ve Sa'd bin Ebi Vakkas Zühreoğullarından ki Kureyş'ten. Zübeyir bin Avvam Esedoğullarından Kureyş'ten. Talha bin Ubeydullah Teğim'dendi. Yani 6 tane ki bu isimleri bilin arkadaşlar. Yani Hazreti Ali, Hazreti Osman, Sa'd bin Ebi Vakkas, Abdurrahman bin Avf, Talha bin Ubeydullah, Zübeyir bin Avvam. 6 tane Hazreti Ömer'in kurmuş olduğu, kendisine sonra yönetici seçmek için
tayin etmiş olduğu, ki ileride bu bazen ehlül hal vel akt vesaire kavramlarıyla söyleyecek, hal ve akide olarak ileri gelenler anlamında da söylenebilecek, bunlara ilişkin, bunlardan mülhem yola çıkarak bu şura, şurada ya da kanaat önderleri vesaire de kimler olabilir falan biçiminde. Bunlar diyor ki Hazreti Ömer, ki bunların yanına da oğlu Abdullah'ı da, Abdullah bin Ömer'i de bir danışman ya da raportör gibi koyuyor, gözlemci olarak koyuyor. Halifeliğe tabii Abdullah bin Ömer halifeliğe aday olmayacak. 6 kişinin aralarına halife seçmesini istiyor. Yani seçmeden bırakmayın bu işi, mutlaka seçin. Ölümünün 3. gününe kadar süre veriyor. Azınlığında çoğunluğa uymasını tavsiye ederek Hazreti Ömer vefat ediyor. Bunun sonucunda aslında buradaki çekişmede bile Ümeyye ve Haşimi çekişmesi vardır. Bir tarafta o 6 kişinin içerisinde Osman'ı isteyenler var. Yani Ümeyye oğullarından Osman bin Affan. Bir taraftan da Ali isteyenler var, ki Haşim oğullarından. Çünkü Şura'nın diğer üyelerine baktığımız zaman Kureyş'in bu iki büyük güçlü boyundan ve sopundan daha zayıf kabileye mensuplar. Şura'daki esas tartışma Haşimi, Ali ile Ümeyye Osman arasında kimin halife olacağına ilişkin tartışmadır. Bu arada Hazreti Ali kendisinin halife olması gerektiğini ileri sürüyor. Ben Haşim'le ileri geleneyim, peygamberin amcasının oğluyum. Bu iş başkasına çok benim hakkımdır diyor derken, Osman da diyor ki peygamberin amcasıyım, ben Abdümenaf oğluyum, ben peygamberin güveysiyim falan diyor. Halifelik bana yakındır, tartışmaları var. Hepsi deliller getiriyor, tartışmalar oluyorlar. Aralarında sonuçta Abdurrahman bin Avf'ı kudretli, güçlü sahabenin önünde gelenlerden birisi, hakem tayin ediyorlar. İşte burada yine uyuşmazlıklarda hakeme başvurma yöntemi eski Arap toplumunda kabile yöntemi olduğu gibi burada da devam ediyor. Bir Arap kabile geleneğiydi. Abdurrahman 3. günün sonunda, Abdurrahman bin Avf 3. gün çıkış yolu öneriyor. Diyor ki Ali ve Osman dışında diğer şura üyeleri ümmetin bunlar halifeliğe aday olmayacaklar ama diğer 3 kişi içerisine çekilecek diyor. Tabi hepsi bugünü kabul ediyor. Tabi bu arada Abdurrahman Avf'a mescide gidiyor, Medine sokaklarında dolaşıyor, ümmetin ileri gelenlerini, görüşlerini vesaire falan alıyor. Hepsi kabul ediyor sonuçta bu görüşü. Zübeyir Ali lehine, Talha Osman lehine, Sa'd Ali lehine, Abdurrahman Osman lehine adaylıktan feragat ediyorlar. Bunlar olmuyorlar. Ve daha sonrasında Abdurrahman'ın Ali ve Osman'ı yanına çağırıyor. Hazreti Ali ve Hazreti Osman'ı ve onlardan bir şey istiyor. Allah'ın kitabı, peygamberin sünnetiyle Ebu Bekir ve Ömer'in yolundan gitmeleri konusunda söz alıyor. Tabii Hazreti Osman bunu kabul ediyor. Ali diyor ki Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnet dışında bir yükümlülüğü olmadığını kabul ediyor. Ve bunun üzerine Hazreti Osman bunları kabul ediyor. Nihayetinde Abdurrahman Osman'ın lehine kararını açıklıyor. Zaten Hazreti Osman'ın da eniştesi olduğu bilinir. Hazreti Abdurrahman bin Avf'ın. Bu şekilde Osman'ın seçildiğini görüyoruz. Hazreti Osman dönemi aslında ilk defa, yani Ebu Bekir'in yaşlılığı, ağırlığı ve peygamber yanındaki önemi ve 2 yıl görev yapması, Hazreti Ömer'in 10 yıl kudretli, güçlü, her ne kadar ganimet sisteminde değişiklik yapsa da Arap fetihlerinin müthiş bir şekilde yaygınlaşan etkisiyle birlikte sahabe, ümmet, Medine'de büyük tartışmalara yol açmasa da Hazreti Osman'ın 80 yaşlarına gelmiş, yani bayağı yaşlı olduğunu ve o dönemdeki yönetim konusundaki zayıflığı ve acziyeti ve orada Hazreti Peygamber'in sınır dışı etmiş olduğu Mervan'ı Medine'ye tekrar getirmesi, Hazreti Ebu Bekir ve Ömer zamanında istiyor ama kabul etmiyorlar. Ki Mervan'ın babası Hakem bin As'ı bile lanetleyip Medine'den dışarı çıkartıldığını ve peygamberin bu konudaki uygulaması olduğunu, sürgün edildiğini, bunu çağırıyor, hatta kızıyla falan da evlendiriyor. Çünkü Mervan ailesi Ümeyye oğullarının akrabası olan bir aile. Mervan bin Hakem kendisi bir dönem tabii halife vesaire de oluyor. Şimdi Hazreti Osman zamanında, Hazreti Osman'ın yani yönetimdeki zafiyetleri falan dolayısıyla ilk dönemlerde fetihler yaygınlaştırırken çok etkisi görülmese de Hazreti Osman'ın gelmiş olduğu dönem 644-656, 12 yıl halifelik yaptığı bir dönemdir. Hazreti Osman zamanında işte ümmet içerisinde yani Müslümanlar arasındaki ilk ihtilaflar o dönemde çok ciddi bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz.
Çünkü Hazreti Osman'da ganimetleri dağıtım sisteminden kaynaklanan rahatsızlıklar Hazreti Osman'ın yönetimine karşı daha çok fetihlerin de biraz azalmasına paralel olarak vilayetlerde, valiliklerden, eyaletlerden akın akın gelmeye başlıyor. Bir de o Hazreti Osman'ın atamış olduğu valiler, ordu komutanlıkları, vesaire, emirlikler, vergi tasdikatları, bir takım idari, askeri ve siyasi yöneticilerin neyse atadığı kendi daha çok akrabalarından, yani Ümeyyoğullarından kişileri, yani ehliyeti ve liyakata sahip olmayan kişileri atıyorlar. Onlar da onların keyfi yönetimleri, zulüm yapan yönetimleri özellikle işte Mısır'da, Basra, Kufe gibi yerlerde çok ciddi hoşnutsuzluklar oluşturuyor ve bu hoşnutsuzluklar karşısında Hazreti Osman yönetimi hiçbir şey yapmıyor. Ve hatta Şam'da dahi hoşnutsuzluklar falan var. O dönemde işte Muaviye'nin Şam'da çok güçlü, kudretli olduğunu falan görüyoruz. Osman gibi aynı Ümeyyoğullarından geliyor. Hatta Mısır'dan pek çok insan toplulukları geliyor. Medine'ye de uzun süre kalıyorlar. Fustat'tan, Kufe'den. Medine adeta Hazreti Osman'ın konutunun önünde hoşnutsuzluklarını bildiren yüzlerce, binlerce insanlarla dolup taşıyor. O dönemde tabii Hazreti Osman'ın keyfi yöneticilerinin azledilmelerini istiyorlar. Hatta çok ileri noktaya gidiliyor ki bu konuda Hazreti Osman'ın halifelikten kendini azletmesini, halifelikten ayrılmasını istiyorlar. Hatta bunun için kimlere başvuruyorlar? O dönemde peygamberin eşi hayatta Hazreti Ali çok önemli bir siyasi bir odak noktası, önemli güç noktası, güç odağı. Aynı zamanda ümmetin en önemli işte ileri gelenlerinden, sahabelerinden Abdülhalha bin Ubeydullah'a, işte Zübeyir bin Avvam'a ve en önemli Hazreti Ali'ye çok, Hazreti Ali de Medine'de güçlü, kudretli bir kişi ve ona başvuruyorlar. Hatta Hazreti Ali'ye, Ali ve Talha, Zübeyir ve tabii Hazreti Ayşe'nin de Osman'a karşı halifelikten azledilmesini isteklerini çok iletmelerine rağmen Hazreti Osman daha çok böyle züht ve takva içerisinde ama yönetim daha çok Mervan'ın elinde bir şekilde halifelikten kendisini azletmiyor ve bütün bu Hazreti Ayşe'nin, Hazreti Ali'nin, Zübeyir'in, Talha'nın isteklerine rağmen buna direniyor. Hatta Hazreti Ali'ye karşı Hazreti Osman bir sözü var ki bütün bu halifelikten kendini azlet, bu keyfi yöneticiler var, zulüm var, baskı var ve Medine kuşatma altında adeta. Hatta Hazreti Osman'ın konağının basılacağı ve kuşatma altında olduğu dönemlerde Hazreti Ali'nin Hasan ve Hüseyin'i görevlendirerek bütün bu isyan edenlere karşı mukavemet gösterdiği dairinde de kaynaklarda bilgi vardır. Ama tabii bütün bunların ötesinde Hazreti Osman halifelikten kendini azletmez ve der ki bu hilafet gömleğini Allah bana giydirdi, bu giysiyi onu benden, Allah'tan başka bu giysiyi çıkarmayacağım. Bu halifeliği bana Allah Teala bağışladı. Yine Allah'tan başka hiç kimse onu benden alamaz diyerek karşılık veriyor. Aslında bu söz sonradan Emevi ve Abbasi halifelerinin pek çoğunun, ki Muaviye ile başlıyor bu, kendilerini halifetullah, Allah'ın halifesi ya da Allah'ın yerindeki gölgesi ya da zillullahu fil arz ve zillullahu fil alem olarak gören anlayışının ilk örneğini teşkil etmesi açısından çok çok önemli. Bu kitabımızda uzun uzun bütün bu süreci anlatıyorum arkadaşlar. Hazreti Osman'ın halifenin ilk zamanlarında bu etkisi görülmese dahi özellikle ikinci yarısından sonra akrabalarına bol bol ganimetler dağıtılması, akrabalarına bol bol Ümeyyoğullarına yöneticilikler verilmesi, hatta Beytülmal'e ait olan arazileri Ümeyyoğullarına dağıtması ve aynı zamanda bütün bu fetihlerle elde edilen kaynaklar Medine'ye akıyor, savaşmadığı halde maaş sisteminden dolayı bir grup azılık servet ve güç elde etmeye başlıyorlar. Ve Şam, Mısır, Kufe ve Basra gibi önemli eyaletlerde kabileler, ganimet ve kabile asabiyeti Ümeyyoğullarına müthiş ve tabi Hazreti Osman yönetimine müthiş tepki gösteriyorlar. Tüm eyaletlerde Osman yönetimine büyük bir tepki doğuruyor. Aslında o dönemde dini ve akidevi, yani vicdanı temsil eden ve çoğunluğu ehli suffeden olan bazı kişiler, mesela Ebu Zer Gıfari, Ubade bin Sabit, Ammar bin Yasir, Miktat bin Esved gibi, mesela Ebu Zer ve Ubade Şam valisi Muaviye'nin haksız uygulamalarına karşı çıkıyorlar. Diyor ki bu Kur'an'ın emirleri ve peygamberin yaşamında görülen sünnete rağmen saray, servet, altın,
gümüş, zenginlik ve şatafat içerisinde bir yaşam sürüyor. Hatta Ebu Zer Gıfari'nin Muaviye'nin sarayına geldiğini, eğer bu sarayı sen yaptırdıysan büyük bir israftır. Eğer ümmetin parasıyla yaptırmışsan da bu büyük bir ihanettir biçimde sözleri olduğunu söylüyoruz. Muaviye'nin bu saray ve kültürüne, şatafatına ve işte mal ve zenginlik biriktirmesine, debdebesine, şatafata Ebu Zer Gıfari karşı çıkıyor. Ebu Zer Gıfari çok tabii önemli bir simgesel kişilik. Onun gibi olan bazı insanlar da var o dönemde. Tabii Muaviye bundan rahatsız oluyor. Halife Osman'a başvurarak Ebu Zer Gıfari'yi Rebeze çölüne sürdürüyor. Orada ailesiyle birlikte açlıktan Ebu Zer Gıfari öldüğünü biliyoruz. Yani bir şekilde Osman dönemindeki zulüm yönetimlerinden bir tanesi. Kufe kadısı o dönemde Abdullah bin İbni Mesud, ki çok önemli kişidir Kufe kadısı Abdullah bin Mesud. İlk müfessirlerden diye de hatta bilinir bu anlamda, önemli fakih kadı. Ümeyye oğullarının Kufe kadısı Velid bin Ukbe'nin adaletsiz yönetim ve İslam dışı yaşamına karşı da kadılıktan azledilip eziyet ve işkenceye maruz kalıyor. Onu da bütün tarihi kaynaklar ve kitaplarda görüyoruz. İşte hilafet merkezinde Osmanlı yönetimine karşı çıkanların başında Ammar bin Yasir var. Ki Hazreti Ali'nin en önemli yanındaki kişilerden bir tanesidir. Mesela Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Muhammed var. Muhammed bin Ebu Bekir Osmanlı yönetimine ciddi karşı çıkıyor. Ki Muhammed bin Huzeyfe vesaire gibi. Bütün bunlar zaten özellikle Ammar bin Yasir Şura döneminden beri de Osman'ın şiddetli muhalifi. Medine'de Ammar ve Osman yönetimini eleştiren zayıf kişiler, bunlar zaten çoğu kişiler, kırbaçlanıyorlar, cezalandırılıyor ve ciddi eziyete maruz bırakılıyorlar. Atanan valilerin ehliyetsiz kifayetsiz olması bir yana onların zulümleri ve keyfi yönetimlerine hiçbir şekilde riayet edilmiyor. Hatta Mısır'dan çok büyük işte elçi gelip bir grup Mısır'daki valinin zulüm yaptığına dair valinin değiştirilmesini için Mısır'dan gelen bir heyet var. Heyete Hazreti Osman bak diyor Ebu Bekir'in oğlu diyor Muhammed'i vali olarak tayin edeceğini söylüyor ama Mervan'ın bir oyunuyla birlikte valiye bir mektup gidiyor daha öncesinde. Olayın böyle olmadığını, hatta valinin gelenleri öldürmesi gerektiği söyleniyor ve orada büyük bir fecaat vesaire yaşanıyor. Bütün bunlar da tarihi kayıtlar olarak hepsi yer almaktadır. Mısırlılar bunun doğru olmadığını dönüş yolunda öğreniyor o heyet. Mervan Osman mührünü kullandığı söylenir. Osmanlı Mısır valisine gelen heyeti öldürmesini isteyen mektup yazar. Dolayısıyla hatta bütün bu olaylardan sonra Hazreti Ali bu eyaletlerden, valiliklerden gelenlerle Hazreti Osman arasındaki Medine site devleti yönetimi arasındaki arabuluculuktan tamamen uzaklaşarak bir evine kapanır. Sonunda bütün bunlar arttıkça halifelikten azledilmesi, Hazreti Osman'ın tüm ümmet, velayet, ümmet ve valilikler ve içerideki Talha, Zübeyir, Hazreti Ayşe istemesine rağmen Hazreti Osman ayrılmaz. Sonunda Hazreti Osman ayrılmayınca Ebu Bekir oğlu Muhammed'in de içinde olduğu iddia edilir. Mısır ve Medine halkından, ki içinde bazen hariciler olduğu da söylenir, onları anlatacağız gelecek haftadan itibaren hariciler kısmında. Hazreti Osman onların girişimiyle konutunda katledilir. Hatta Osman'ın katlinden Müslüman sonra arkası kesilmeye büyük bir fitnenin, büyük bir kargaşanın içerisinde de sürüklendiğini görüyoruz. Hatta kızı Naile'nin parmakları falan da kesildiği söylenir. Ki Osman'ın bu kanlı gömleği ve kızı Naile'nin parmaklarını Muaviye çok ciddi bir şekilde kendi iktidarı için Hazreti Ali döneminde bunların Osman'ın katillerinden hesap sorulmadı diye sağda solda göstererek bunu kendi ikbali ve siyasi işte hilafeti vesaire giden süreçte çok ciddi kullandığını biliyoruz. Bu süreçte Osman'dan sonra halife kim olursa olsun aslında işi çok zordu. Osman'ın katledilmesinde yaşanan kargaşada bütün gözler Ali'nin üzerine çevriliyor. Mısırlılar başta olmak üzere bütün vilayetlerdekiler Ali'ye biat etmek için baskı yapıyor. Ali uzun süre halife olmaktan kaçınıyor Hazreti Ali. Bu hilafet işi Ömer'in ölümünden sonra danışman şura yoluna girdi diyor. Ben bu işi sırtına yüklenmesini istemiyorum. Siz kime dilerseniz ona verin. Ta ki o kişiye ben de biat edeyim dese de sahabenin büyükleri ve güçlü halife adaylarından Talha ve Zübeyir, ki Talha ve Zübeyir Basra ve Kufe'de istekleri var, valilikler istiyorlar.
Hazreti Ali'ye bir oranın valiliklerini bize verirsen biz diyorlar seni destekleyeceğiz demelerine diyorlar. Ve burada kerhen ama bunun üzerine tabi Hazreti Ali'ye böyle Hazreti Ali ona böyle bir vereceklerine dair söz vermiyor. Ama onlar Hazreti Ali'yi kerhen de destekliyorlar. Ve onların tabi sahabenin büyükleri ve ümmetin ileri gelenleri Hazreti Ali'yi beyat edince Hazreti Ali topluluklar halinde beyatlar almaya başlıyor. Ve bu şekilde 656-657 yılında Hazreti Ali 4. halife oluyor ve 661 yılında o da öldürülünceye kadar. Dolayısıyla arkadaşlar Hazreti Ebu Bekir hariç 4 halifenin 3'ü de yani Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali hepsi de öldürülüyor ve suikaste maruz kalıyor. Ve maalesef o dönemdeki büyük kargaşalıktan bunu öldürenler işte Bizanslar ya da İranlılar falan değil. Ümmetin içerisindeki bir takım işte çatışmalar ve hilafeti kimin olacağını işte kabile, ganimet vesaire bütün bu anlattığım hususlar önemli. Şimdi Hazreti Ali dönemine gelip bırakacağız. Gelecek haftadan itibaren haricileri anlatabilmek için bu arka planından birlikte gireceğiz. Hazreti Ali nasıl halife oldu ve orada Muaviye ile önce tabii Cemel vakası denilen 657'deki bir vaka var. 656-657 ki Hazreti Ayşe peygamberin eşi Hazreti Ayşe Talha ve Zübeyir'in başını çektiği grupla toplulukla sahabeyle Hazreti Ali halife olarak arasındaki çatışma var. Savaş var. Burada tabii Talha Zübeyir ve sahabenin büyükleri vefat ediyor. 10-12 bin insanın öldüğünü biliyoruz. Yani Cemel Savaşı'nda ki Hazreti Ayşe'nin bindiği ve kutsal olduğu ifade edilen Cemel yani deveden ismini alıyor. Sonra tabii en önemli 657-658 sürecinde ki Cemel vakasından sonra hilafet merkezini Hazreti Ali Medine'den Kufe'ye daha Şam sınırına yakın ki Hazreti Ali'nin halifeliğini kabul etmeyen bir Şam odağı var. Muaviye var biliyorsunuz. Muaviye kabul etmiyor ve Sıffin'de Muaviye ile Hazreti Ali arasındaki uzun süren bir savaş var ve orada ortaya çıkan çatışmalar var. Siyasi çatışmalar, savaş var. İşte hariciler denilen ve ilk İslam'da ilk mezheplerin ortaya çıkmasını tetikleyen siyasal olayların başlangıcısı hatta bu anlamda haricilerin ortaya çıkışının başlangıcısı bu Sıffine'deki savaşta ortaya çıkan hakem olayına kadar gidecek oradaki hakem tayini. Gelecek hafta bu arka planı ele alarak haricileri ve belki onunla birlikte kısmen selefileri bu çerçevede artık yavaş yavaş siyasi mezhepleri, bu İslam'daki mezhepleri bir siyasal bir okumaya tabi tutarak siyasi mezhepleri ele alıp oradan düşünürlere geçeceğiz. Şimdilik bu kadar. Sadece sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Bazı kitaplarda okunduğu gibi ya da sizin bildiğiniz gibi sahabeler gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine yapışırsanız kurtuluşa erersiniz. Ya da aşere-i mübeşşere işte cennetle müjdelenen sahabeler vesaire gibi kavramsallaştırmasının ne kadar aslında sorunsal teşkil ettiğini, sahabelerin de peygamberin arkadaşlarının da ki dört halifenin de bunların insan olduğunu, bunların bir Arap kabile yönetim geleneklerinden geldiklerini, her ne kadar İslam olsalar da işte bu imtihanın testin hep devam ettiğini, dolayısıyla hiç kimsenin yüce, kutsal, ulu vesaire falan gibi görülmeyip ama bunların da yerin dibine geçirilmesinin de olumsuzlanmasının da ne kadar kötü. Yani göklere çıkartmak da yerin dibine çıkartmak da yanlış. Her şeyi kendi bağlamı içerisinde okumanın önemli olduğu ve bu şekilde bir İslam siyasi tarihi okumasının ve hatta bu anlamda bir Türk tarihi, Türk İslam tarihi okumasının ve bununla yüzleşmek, bununla hesaplaşmak, bununla eksiklikler nelerdir, nerede hata yapıldığını görmek tarihi mitleştirmeden, tarihi olan olgular ve olguların nedenselikleri çerçevesinde okumak hem Müslümanları ve insanları çok daha hem gününü iyi okumak ve geleceği iyi okumak açısından çok önemli hale gelecektir.
Evet, imani ve itikadi ve dini bir okumanın dışında iktisadi ve siyasi bir okuma insanın olduğu yerde çok önemlidir, elzemdir ki işin içinde iktidar varsa, işin içerisinde kim yönetici olacak yani meselesi varsa ve işin içinde hala kabilecilikten ki günümüzde bile hala Türkiye'de bu kadar modern toplum, postmodern toplum, bilgi toplumu, bilgi ötesi topluma gidilmiş olmasına rağmen hala akrabalık, hala işte hemşehrilik, hala aynı tarikattan olmak, hala aynı cemaatten olmanın bu kadar işlevsel olduğu, işe alımlarda, terfilerde, atamalarda vesaire bu kadar önemliyse demek ki bunların arka planlarıyla yüzleşmek gerekir. Yani birey olmanın önemini vurgulamak lazım. Yurttaş niye olamıyoruz? Niye kamusal alan yaratamıyoruz? Neden bir kamusal alanda açık şeffaflık olmuyor? Mesela neden topluluklar halinde, sosyolojik anlamda ya da dinsel halinde dinsel cemaat türü, topluluklar türünde yaşıyoruz? Bunlarla hesaplaşmanın biraz tarihsel geçmişinde ki durumla, bu perspektifle, bu anlayışla yüzleşmek ve hesaplaşmaktan geçtiğini anlamamız açısından çok önemli. Biz aidiyetlerimiz ya da kimliklerimiz neye göre gelişiyor? Soya göre mi, sopa göre mi, işte etnisiteye göre mi ya da işte cinsiyete göre mi vesaire falan gelişiyor? Yoksa herhangi bir dine, mezhebe göre mi gelişiyor? Yoksa aidiyetlerimiz işte bir yurttaş bilinci içerisinde yurttaşlık, hukuki ve siyasal bir vatandaşlığa göre mi gelişiyor? Yani birey olarak mı biz bu topluma giriyoruz? Yoksa bir topluluğun bir üyesi olarak mı giriyoruz? Bir topluluğun üyesi olarak girdiğinde ya o topluluk soya dayalıdır, ya sopa dayalıdır, ya etnisiteye dayalıdır, ya işte ne diyeyim işte belli bir dini anlayışa, belli bir mezhebi anlayışa dayalıdır. Yani bunlar bu tür farklı kimliklerin elbette olabilir. İnsanların belli bir etnisiteye, dini anlayışı, mezhebi vesaire olabilir. Bunlar elbette vardırlar ama bunları fetişleştirerek, bunları birbirlerinin üstüne üstünlük görerek kamusal alanda yer almaya çalıştığı zaman bütün bunların çatışmalarıyla yer alacaktır. Halbuki orada bütün farklılıkların bir arada barış içerisinde yaşayabilebileceği bir yurttaş olma, vatandaş olma, birey olma ve özgür düşünebilme ve akledebilme özelliklerinin ortaya çıkması lazım. Çünkü daha şeyden beri hep anlatmış olduğum husus, yani baştan beri anlatmış olduğum, ta bu dönem İslam siyasi düşüncelerden anlatmış olduğumuz da aslında mesele bir toplulukçu ruhun bu çerçevede kamusal bir ruha hakim olması meselesidir. Bütün bunlarla yüzleşmek adına bir tane tarihi gerçekleri vurguluyoruz. Bu tarihi gerçekleri anlatırken Zülfiyar'a dokunmuş gibi söyleyebilirsiniz, bazı inciltici cümleler söyleyebilirsiniz. Yani kutsal olan şeyleri niye, nasıl bu şekilde anlatıyor olabilirsiniz? Bu anlamda bir kutsal falan yok yani. Hiç kimse kutsal falan değil. Yani bütün bunları gerek felsefi anlamda gerek siyasal anlamda analize falan tabi tutmak lazım. Yani peygamberin bizatihi kendisini bile kutsal olarak görmezken ben bir yöneticiyim, kara kadının, kuru ekmek yiyen kara kadının oğluyum, ben melik değilim diye derken hiç kimsenin kendisini kutsallaştırmasına gerek yok. Yani kutsallaştırmayı biz yapıyoruz maalesef, kimse görmeyip. Biz böyle sahabeyi göklere çıkartıyoruz ya da yerin dibine çıkarıyoruz. Bütün bu siyasi, dini vesaire tüm liderliklerde falan olduğu gibi. Yani hepsi insandır, hata yapabilirler, yanlış yapabilirler ve önemli olan bunları görerek bunlardan ders alabilme ve ileriyi daha iyi inşa edebilme meselesiyle bunları anlatıyoruz. Bazen eleştiriler falan gelebilir, hitap ederken hocam şöyle hitap ediliyor, böyle hitap ediliyor. Bunları artık açmak lazım, aşmak lazım. Bir biçimsel meselelerin üzerinden artık içerikle ilgili çözümlemelere, yüzleşmelere girmemiz lazım. Gelecek hafta Hazreti Ali dönemi ve Cemel Sıffin hakem olayı ve haricilikle birlikte devam edeceğiz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Hocam ben hazırlanayım mı gelecek hafta için? Gelecek hafta evet devam edeceğiz. Onu konuşacağız Cansu. Evet. Ben şimdi evet hepinize teşekkür ediyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere. Berk bir şey söylüyor galiba.
Evet, evet hocam, benim bir sorum olacaktı. Konuyla biraz bağlantılı, biraz değil. Biraz önce bahsettiğiniz aslında Türk geleneğinden gelen, Türk Orta Asya geleneğinden gelen bir devletin kutsallığı algısı vardır bizim toplumumuzda. Yani bugün farklı söylemler içerisinde de kendisini buluyor. Yani belli noktalarda belki uçlaştırırsak milletin devlete fedasına kadar gidebilecek algılar. Evet. Bu noktada şimdi Orta Asya'dan bizim alabileceğimiz, belki Orhun kitabelerinden başlangıç olarak alabileceğimiz böyle bir algı var. Peki bu İslam noktasında, Arap coğrafyası noktasında böyle bir gelenek var mıdır? Ya da bu noktada bir okuma öneriniz olur mu? Nasıl gerçekleşmiştir? Çünkü biraz daha Anadolu coğrafyasında Selçukluların kuruluşunda hem İslam coğrafyasından gelen bir geleneğin, İslamiyet'in, hem de aynı zamanda Orta Asya'dan gelen bir geleneğin etkileri var. Burada İslam'ın nasıl bir etkisi olmuştur bu düşünceye? O noktada bir soru soracaktım ben. Evet Berk, çok teşekkür ediyorum. Yani şöyle bir şey, aslında söylemde bile bir şey vardır. Yani devlet dediğiniz siyasal topluluk insan içindir. Yani öyle söylenir söylemde. Bizim Türk İslam İmparatorlukları devlet geleneğinde bile böyle söylenir. Ama uygulamada bu böyle mi tartışılır. Hatta devlet başa ya kuzgun leşe. Buradaki devlet meselesi kavramı aslında siyasal birlik, düzen ve nizam sağlamasıyla ilgili bir husustur. Yani devleti yüceleştirmek ve kutsallaştırmak sonradan atfedilen bir husustur. Aslında devlet niye gereklidir? Çünkü birlik için, yani toplumsal düzen için, nizam için anlamında kullanılıyor. Fakat nizamı, düzeni, toplumsal birliği ve siyasi düzeni sağlaması gereken kaosun olmaması. Çünkü kaos her zaman için problemlidir. Bir iç çatışma. Çünkü bir hukuk yoksa o zaman ve hukuku koruyacak bir mekanizma yoksa, ki hukuk tek başına, hukukun varlığı yetmez. Hukuku, yani yasayı koruyacak bir zecr, bir zora ihtiyaç vardır. Ama o zor ve zecr hukuku koruduğu, adaleti sağladığı sürece meşrudur. Meşruiyet kesbeder. Yani deriz ya bugün siyasi otoritenin kaynağı, söylediğimiz zaman yasadır, hukuktur ve dolayısıyla bu anlamda halkın rızası falan diye söyleriz. Ama süreç içerisinde bizim Türkistan, Arap İslam, neyse Türkistan İmparatorluk genelinde devlet kutsal, yüce ve ulu olarak addedilerek, ki bu şekilde görülmüş. Çünkü devlet olmazsa din de olmaz. Devlet olmazsa birlik ve düzen korunamaz. Ve dolayısıyla barış olmaz, asayiş olmaz, birlik ve toplumsal düzenlilik falan olmaz perspektifi. Bugün siyasal edebiyatımızın, ki halkın, yani toplumun siyasal edebiyatın terkibine kadar girmiştir. Devletin bastığı yerde ot bitmezden tutun da devlet başa kuzgun leşeden, devlet yücedir, kutsaldır. Buradaki terkip, halkın algısında terkipte bir sorun yok. Sorun o devlet yönetimi elinde tutan güç odaklarının düzen ve nizamı ve sağlamakla ve hukuku sağlamak ve adaleti sağlamakla görevli bu odakların, iktidarın devlet erkini kullanarak ve halkın bu anlamdaki, yönetilenlerin bu anlamdaki devlete bakış açısını kullanarak, hani ne derdi halkın kalkademinde, Allah devlete ve millete zeval vermesin. Yani bu kavram, bu siyasal edebiyatımız oturmuştur. Zeval vermesin, yani Allah korusun, yani millet ve devlete zeval vermesin. Bunu kullanarak bir takım çıkarlarını koruma kaydedilen güç odakları var. Yani biz düzeni, birliği koruyoruz adı altında. Halkın yönetilenler üzerinde baskıyı, zulmü, sömürüyü meşrulaştırılmasına karşı bir duruş meselesidir. Yani dolayısıyla hukuka bağlı olmayan bir devletin ve onu elinde tutan güç odaklarını, daha doğrusu güç odaklarını, çünkü devlet dediğiniz sonuçta mekanizma, onu tutan bir güç odakları var. Nedir? Onun meşruiyeti ortadan kalkar. Keyfi bir yönetim sarsa buna direniş hakkının olması lazım. Meşru bir çerçevede bir sivil direnişin olması lazım. İslam burada nasıl bir katkıda bulunuyor? Türk İslam İmparatorluğu'nda kutsallaştırarak, yani başta bulunan yöneticinin, ta baştan beri 3 sunumda da anlatmaya çalıştığım, 3-4 sunumda da anlatmaya çalıştığım, aslında İslam falan gelmeden önce Mezopotamya, Babil, Sümer vesaire, Yunan, Pers vesaire geleneğinde olan, özellikle Pers geleneğinde olan başta bulunan yöneticinin
tabiri caizse tanrılar adına ya da işte tekrarlı inancının gelmesiyle birlikte tek tanrı adına yönettiğine dair bir inancı pekiştirmesi anlamında başta bulunan mekanizmayı kutsiyet atfedilmesi. İşte Halifetullah terkibinin problemli bir terkip olması ki bu dört halifenin dördü de Halifetullah kavramını kullanmadılar. Yani Emir-i Mümin'in kavramını ya da Halifetur Resulullah yani peygamberden sonra gelen yönetici Allah yani Allah'ın Resulü olan peygamberden sonra gelen yönetici halifesi anlamda kullandılar. Ama Muaviye ile birlikte ve özellikle Emevi Abbasilerde daha çok ne kullanıldığını görüyoruz. Halifetullah ya da Zillullahu fil alem, Zillullahu fil arz başta bunlar. İşte burada kutsiyet atfedilmesi anlamda bu dinin yani İslam'ın tarihsel süreç içerisinde kırılmasıyla birlikte ortaya çıkan bu husus etkili olduğunu görüyoruz. Teşekkür ediyorum Berk. Yani soru güzeldi. Ben de açıklamış oldum. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Arkadaşlar haftaya İslam siyasi düşüncesine hakim olan genel ve temel prensipleri aslında süreç içerisinde beyat, tevhid, adalet ve halife ve hilafet vesaire çerçevesinde anlatıyorum. Onları süreç içerisinde anlatacağım. Gelecek hafta Hazreti Ali ile dönemiyle başlayan dönemde haricilik yani iç siyasi mezheplere girmiş olacağız. Ben bir giriş yapacağım. Daha sonra da hariciliği Cansu hocanızla birlikte işleyeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. İyi günler.